yaş, ölüm ve gözyaşı demek. Savaş, mülteciler, evsiz insanlar demek. Ama her savaş kendi kahramanlarını da yaratıyor. Üstelik 67 yaşında bir nine olsa bile. Srebrenica'ya 30 kilometre mesafedeki Meyç köyündeyiz. Buraya geliş sebebimiz 67 yaşındaki Fatma Orlović. Fatma Orlović Sırpların en yakından tanıdığı isimlerden birisi. Çünkü bahçesine yapılan kiliseye karşı verdiği hukuk mücadelesiyle neredeyse bütün Avrupa'da tanınıyor. Türk olduğumuzu öğrenince ilk tepkisi bu oluyor Fatma Orlović'in. Neredesiniz? Yani bir başka ifadeyle nerelerde kaldınız? Uzun zamandır bizi bekler gibi. Anlatacak öyle çok şeyi var ki, o da pek çok Bosnalı kadın gibi evini terk etmek zorunda kalmış. Çocukları o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. Fatma Orlović ise kendi toprağına, köyüne dönmüş ilk fırsatta. Ancak arazisi işgal altındaymış. Bahçesine ise kocaman bir kilise kondurulmuş. Kaldırın bunu, tarlamı süreceğim, toprağımı ekeceğim dedi. O esnada 50 kişinin saldırısına maruz kaldım. Bazıları küfür ediyorlardı. Bunlar arasında polisler de vardı. Şekeri yükselir, hastaneye kaldırılır. Vazgeçmez. Yine döner ve arazisini işgal edenleri ve kilisenin papazını bulur. Yanlarında papaz Milan ve çoban Blajko her gelişinde beni dövdüler. Polis beni Bratunas karakoluna götürdü, orada da dayak yedim. Her taciz, her dayak ona geri adım attırmak bir yana daha da cesaretlendirir. Vazgeçmedim ve bildiğim gibi devam ettim. Fatma Orlović kiliseye karşı olmadığının altını çiziyor. Sadece bahçesinde kilise istemediğini söylüyor. Sırplar Fatma Orlović'in ısrarı karşısında kiliseyi taşımayı kabul eder ama bu sözde kalır. Benim bahçeden kiliseye çıkarsınlar ve ait olduğu yere götürsünler. Burada onun için yer yok. Çünkü 30 kilometrelik bir bölgede tek Sırp bile yaşamıyor. Ne diye burada kilise bulunsun ki? Cami de olsaydı aynı şekilde yıkardım. Çünkü bu izinsiz yapıldı. Bir Sırp'ın bile öldürüldüğü yerde caminin yapıldığını bilseydim o camiye asla ayak basmazdım. Çünkü kan kandır. Her şeye saygım var ama bana derim ki onlara onlarınki. Bu kadar kişinin öldürüldüğü yerde ne kilise ne cami olur. Özellikle de illegal yollardan kimseye sorulmadan yapıldığı için. Fatma Orlović, Sırpların sürekli sözler vererek kendisini oyaladığını düşünüyor. Onlar beni ölümünü bekliyorlar. Ben öldükten sonra bu konu kapansın, kilise benim bahçemde kalsın istiyorlar. Ama vallahi öyle olmayacak. Beni kilisenin ortasında defnetsinler diye vasiyet ettim. Onu asıl şaşkına çeviren, işgalci Sırplar tarafından mahkemeye verilmesi olmuş. Çok etnikli yapıya karşı çıktığı gerekçesiyle açılan davada mahkum edilmiş. Beni terör sormakla suçladılar. Lakin bu suçlamayı Srebrenica'daki Sırp mülteci yaptı. Oysa ben terörist değilim. Bu benim ağzım için verdiğim mücadele. Ben ağzımı vermiyorum. Ağzımdan çekip gitsinler. Ne isterlerse söylesinler. Aslında terörist kendileridir. Kimsenin malında gözüm yok diyor. Milliyetçilikle suçlanmasına da şaşırıyor. Ben terörist olsaydım, ben onların arazisini işgal etmiş. Ben onları dövmüş olurdum. Aramızdaki fark budur. Fatma Orlović hakkındaki yargı kararı temizde bozulmuş. 9 yıldır mücadele ettiğini vurguluyor. Ve mücadeleden vazgeçmek bir yana, meseleyi uluslararası platformlara taşıyacağının sinyalini veriyor. Bosna buna çözüm bulsun diye 9 yıl bekledim, o bunu yapamıyor. Ben de başka ülke arayacağım dava açmak için. Çünkü burası benim tapulu mülküm. Fatma Nini'nin meselenin çözümü için verdiği süre ise bir ay. 7 çocuğu ve 8 torunu da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş Fatma Orlović. Evi, ocağı beklemekse ona kalmış. Fatma Orlović, Bosna'nın sembol figürlerinden birisi. Çünkü o, geri dönüşün sadece malına değil, şehrine, ülkesine sahip çıkanların bayrağı. Savaş sonrası güvenlik kaygısıyla birçok insan köyüne, kasabasına döndü. Dönemedi. Kimisi evini,
bahçesini değerinin çok altında sattı. Kimisi arayıp sormadı. Bu yüzden evler, dükkanlar, arsalar Sırpların eline geçti. Ama Fatma Orlović ilerleyen yaşına rağmen yorucu bir mücadeleye girişti. İşte onu adeta toplum önderine dönüştüren verdiği bu mücadele. Öylesine kararlı ki kilise avlundan çıkmadan hacca bile gitmem. Şimdilerde mütevazı bahçesiyle meşgul. Yaşadığı acılara rağmen gülümsemeye devam ediyor. Soykırım yapanların boşnakları bu topraklardan silme hedefine etnik arındırmaya direniyor. Na 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 na